Şimdi Dünya Bankası'nın yayınlandığı yoksulluk ve refah raporuna gidelim. Yoksulluk ve refah raporu. Öyle ki diyemedin bile. Diyemedim, refah diyemedim yani hani. Salgın, Covid salgını 70 milyon insanı aşırı yoksulluğa itmiş bu rapor. Bunu ortaya çıkmış. Zaten yeterince kötü durumda değildik. 70 milyon insan da aşırı yoksulluğa düşmüş Covid salgını döneminde. Rapora göre en büyük kaybı yine yoksullar yaşamışlar. Zaten yoksullardı. Daha da yoksul olmuşlar. Eğer her şey bu şekilde devam ederse, bununla ilgili bir çözüm bulunamazsa, ülkeler, liderler, bizi yönetenler buna bir çözüm bulamazlarsa, 2030 gibi yaklaşık 600 milyon insan günde 2 doların altında yaşamak durumunda kalacakmış. Günde 2 dolar. İzleyelim. Covid-19 salgını 70 milyon insanı aşırı yoksulluğa itti. Faturayı yine en yoksul ödedi. Dünya Bankası'nın yoksulluk ve paylaşılan refah raporuna göre küresel yoksulluğu azaltma çabalarına en büyük darbeyi salgın vurdu. 1990'dan bu yana yoksullaşanların sayısı ilk kez 2020'de %11 yükseldi. Yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısı 70 milyon artarak 719 milyona çıktı. Salgının en yüksek maliyetini yine en yoksullar ödedi. En yoksul %40'ın yaşadığı kayıp, en zengin %20'nin kayıplarının iki katını buldu. Raporda aşırı yoksul insanların %60'ının Sahra Altı Afrika'da olduğu ve yoksulluk oranının %35'i bulduğu da belirtildi. Buna göre mevcut eğilimler göz önüne alındığında 2030'a kadar çoğu Afrika'da olmak üzere yaklaşık 600 milyon kişi günlük 2.15 dolardan az parayla yaşıyor olacak. Rapora göre aşırı yoksulluğu azaltma yolunda kaydedilen küresel ilerlemede durma noktasında. Salgının ardından patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın getirdiği ekonomik çalkantılar devam eden ilerlemeyi tersine çeviriyor. Gelecek 10 yılda tarihi ekonomik büyüme oranları olmazsa dünyanın 2030'una kadar aşırı yoksulluğu sona erdirme hedefine ulaşılamayacağı belirtiliyor.